Evet. Başlık çok uzunmuş ya. Ben Kerimci bir alkışlarınızla Insider Director of Partner Success Kerem Bozokluoğlu'nu buraya davet ediyorum. Ünvanı gibi sunumun biraz terliyim ama sizin böyle sunumu gibi ünvanı gibi sunumda A Global Lookout, E-commerce Maturity, Emerging Tech, IKEA's Digital Growth Story and More. Güzel başlık gibi sanki. This summer. Merak edici bir şey. Sahneye sana bu fırsatı verdiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizim için çok, benim için çok önemli. Yani çok uzun yıllardır Webrazi'ye geliyorum. Ve burada olmak inanılmaz muhteşem bir şey. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. İyi ki geldin. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Sahneyi sana bırakıyorum. Çok sağ ol. Şimdi yalnızsın ama daha sonra IKEA E-Ticaret Müdürü Ayşe Gidikli de sana yalnız katılacak olacak sahneye. Aynen. Ben sahneyi sana bırakıyorum. Teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Güzel bir gün diliyorum herkese. Öncelikle kendimden bahsedeyim. İsmim Kerem Bozokluoğlu. Yaklaşık 4 yıldır Insider'da çalışıyorum. Yaklaşık 2 senedir de Insider'ın Türkiye müşterilerinden yani partnerlerimizden sorumlu ekibin direktörlüğünü yapıyorum. Bugün sizlere genel olarak Insider'da şu anda 19 ülkede görev yapıyoruz. Ve 450'nin üstünde partnerimiz var ve 450'nin üstünde aslında e-ticaret platformuna destek oluyoruz. Onların conversion rate optimizasyonlarını ve 2018'in başından beri de aslında bütün marketing automation'larını yönetmeye çalışıyoruz. Bu anlamda destek veriyoruz. Şimdi bugün size biraz böyle bir metodolojilerden bahsedeceğim. Bu sunumdaki metodolojiler neler olacak onlardan bahsedeceğim. E-ticaret trendlerinden bahsedeceğim. Bunu bahsederken de hem Türkiye'den hem globalden alıntılar yaparak söyleyeceğim. Bizim stratejilerimiz ve teknolojiye bakış açımız nasıl? Bunu birazcık değineceğim. Ve arkasından da IKEA'nın büyüme hikayesiyle sunumumuzu noktalayacağız. Yaklaşık 20 dakikada bitirmeyi planlıyoruz. Şimdi bu sunumu hazırlarken globalde çalıştığımız, bu 18 ülkede çalıştığımız 104 adet partnerimizin datalarından faydalandık. Aynı zamanda da Türkiye'den de 167 partnerimizin datasını getirmeye çalıştım size. Bazı çalıştığımız partnerlerimizin logoları yer alıyor ve raporda da birçoğunun verisini göreceğiz. Burada tabii ki gizlilik esas olduğu için markaların kimliklerini söylemeyeceğim. Anonim olarak geçeceğiz. Şimdi datamızı karşılaştırmak için Gartner'dan ve Shopify'dan veriler almaya çalıştık. Bizim datalarımız globalle uyuşuyor mu diye ve karşılaştığımız datalar çok yakın birbirine. Global tarafta 9.6'lık bir e-ticaret hacminin büyüdüğünü görüyoruz. Bununla beraber Türkiye'de de 2017'den 2018'e %12'lik bir büyüme var ve bu bizi çok sevindirici bir haber. Özellikle Türkiye'de e-ticaretin büyümesi için 4 senedir yaptığımız çalışmalar ve e-commerce'un gelişmesi için yaptığımız çalışmalar açısından çok önemli bir veri. Bununla beraber şimdi şeye baktığımızda, globale baktığımızda ziyaretlerin 2017'den 2018'e göre %25 arttığını görüyoruz. Bununla beraber Türkiye'de de bu ziyaretler artmış mı acaba diye bir baktık. Genel trendde biz de onlarla beraber, aslında tüm dünyayla beraber, tüm globaldeki ülkelerle beraber aynı trendi yakalamış ve ilerlemişiz. Burada da %23'lük, 23.6'lık bir büyümeyle bu trendi takip ediyoruz. Bununla beraber burada üzücü bir şey var. Bizim en öncelikli işlerimizden bir tanesi dışarıdan kazandığınız müşterileri, yani müşteri olarak kazanmaya çalıştığınız ziyaretçileri içeride tutabilmeniz. Şimdi burada globale baktığımızda yaklaşık %37'lik bir bounce rate görüyorduk geçen sene. Yani hemen çıkma oranı görüyorduk. Hemen çıkma oranı ne? Kısaca şöyle tanımını yaparsak, dışarıda yakaladığınız bir kullanıcının web sitenizi ziyaret ettiği ilk sayfada 30 dakikalık default süre içerisinde sitenize başka bir hareket yapmadan terk etmesi. Haliyle baktığınızda globalde 38'den 37'ye gerileyen bir bounce rate varken Türkiye'de ne yazık ki 36-37 seviyesinden artık 43'lere, 44'lere gelen bir bounce rate var. Bu tabii bildiğiniz üzere session'la da alakalı bir şey. Session artıyor. Evet ama getirdiğimiz kullanıcının kalitesi mi kötü? Yoksa bu kullanıcılar içeriye geldiklerinde aradıklarını mı bulamıyorlar? Bu çok önemli bir şey. Şimdi buna bakarken çok enteresan bir veriyle karşılaştık. Bounce rate'lerinizi %1
arttırdığınızda, yani bounce gelen kullanıcıların %1'i çıkmaya başladığında %3'lük bir revenue kaybına neden oluyor bu. Ve bu çok ciddi bir gelir kaybetmenize neden oluyor. İşte o yüzden de bu bounce rate'leri düşürmek için, önceliklendirmek bizim için çok önemli. Şimdi genel olarak bounce rate'i düşürmeye çalışırken ne yapmak lazım? Kullanıcıları kanal bazlı bölerek, yani kanallar dediğim reklam kanallarınızın tamamı ya da organik veya direct'ten gelen kanallar diye düşünebilirsiniz. Bu kanal bazında bölerek bu kullanıcıları en iyi şekilde hedefleyip bunların doğru yerlere gitmesini sağlamak. Şimdi ekonomimizin bu kadar daraldığı, herkesin fiyat için öncelikli olarak bir sürü yere başvurduğu ve bir ürünü almadan önce en az 4-5 tane dükkandan araştırma yaptığını, e-ticaret platformundan araştırma yaptığını düşünürsek, kullanıcı AdWords'ta diyelim ki 12 parça porselen yemek takımı aradı ve geldi. Karşısına belirli reklamlar çıkıyor. Alttaki 12 kişilik yemek takımını tıkladı ve siteye giriş yaptı. Şimdi karşımıza çıkan şey şu. 12 kişilik yemek takımı başlığı, altında 2797 liralık bir yemek takımı, bir de 2997 liralık bir yemek takımı. Şimdi kullanıcı burada ilk şeyi görüyor. Aa, ben bu fiyatları verecek miyim acaba? Vermem gerekiyor mu? Bunun araştırmasına giriyor. Haliyle bu indiği sayfada aradığı fiyat aralığında bir şey bulamazsa anında terk ediyor. Bakın, daha hiç teknoloji kullanmadım size. Herhangi bir teknoloji yok. Siz bunu kullanıcılarınızın nezdinde böyle gösteriyorsunuz diyebiliriz buna. Ama bunu fikren şu hale çevirdiğiniz anda, yani üst tarafa 12 kişilik yemek takımı yazmak yerine bu kanal bazlı böldüğünüz kullanıcı trafiğini, yeni kullanıcı ve Google'ın CPC kanalından çektiğiniz, ciddi de para vererek ödediğiniz bir kullanıcıyı 12 ay taksit ve 99 TL'den başlayan fiyatlarla, bir başlığıyla ve ucuzdan pahalıya doğru sıralayarak en uygun ürünlerinizi göstererek başladığınızda bu kullanıcılar aslında sizin sitenizde ziyaret etmeye öncelik gösterecekleri ürünleri görüyorlar. Böylece de o ilk sayfadan terk edip gitme fonksiyonunu otomatik olarak azaltıyorsunuz. Peki bunun üstüne ne yapmak lazım? Bu da bize yetmedi. Hani bounce rate'lerimizi düşürmek lazım diyorsak. Birkaç tane daha teknoloji var. Mesela Insider'ın bazı teknolojilerinden bir tanesi Category Optimizer. Kullanıcıların geldikleri kategorileri daha önceki kullanıcıların ziyaret ettiği sıklıklara nazaran kullanıcının tercih edebileceği kategori düzenine getiriyoruz. Exit intent yapmaya çalıştığı anda, yani oradan çıkmaya gitmeye çalıştığı anda bir benefitle içeride kalmasını sağlıyoruz. Ve en önemlisi banner management ürünüyle de kullanıcının indiği sayfada doğru bannerları yönetmenizi, kullanıcıya doğru fonksiyonların gösterilmesini ve bu kullanıcıların da ilgili kategorilere yönlenmesini sağlıyoruz. Şimdi tekrar bir globale dönelim. Bounce rate'leri düzelttik diyelim ve dönüşüm oranlarına bir bakalım. Burada çok enteresan ve ilgimi çeken birkaç tane konu var. Globalde 2017'den 2018'e geçerken sezonsal conversion rate'lerin, yani dönüşüm oranlarının ilerlediğini görüyoruz. Ancak Kasım ayları var ya, hani şu Black Friday'leri abarttığımız, ya çok satış oluyor, illa buralara kampanya yapalım dediğimiz aylarda, bakın yurt dışında globalde 1.95, yani Kasım'dan bir önceki ayda 1.95 olan conversion net, Kasım'da 2.11'e çıkıp 2017'de, 2018'de de aynı trendde 1.74'ten 1.9'a çıkıyor. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye'de gördüğünüz gibi inanılmaz bir conversion net düşüşü var. Aşağıya doğru yuvarlanıyoruz şu anda. Bunun nedeni gelir kaybetmemiz değil bakın. Kullanıcı çoğaldı ama biz bu kullanıcıları convert edemiyoruz. Normal mevcut kullanıcımızı convert etmeye devam ediyoruz. Ama yeni gelen kullanıcı convert etmekte zorlanıyoruz. Bir de Kasım aylarına burada bakalım. Bakın 1.13'ten 1.17'ye gidiyor 2017'de. Bir zıplama gerçekleştiriyoruz. Ama 2018'e baktığımızda 1.06'dan 1.04'e gerilediğimizi görüyoruz. Yani bir önceki aydan daha da kötü hale geliyor. Şimdi bu etkiler güzel, Türkiye için kötü. Ama bir yandan da çok enteresan bir veriyle daha karşılaştık. Burada yok. Şubat aylarındaki Sevgililer Günü'nü Türkiye online yaşıyor. Global tamamen offline diyebiliriz. Burada ne yapmak lazım? Fikren ne yapmamız gerekiyor ki bu kullanıcıyı indirelim? Diyelim ki yeni kullanıcı geldi. Sepetine bir ürün ekletmeyi başardınız. Ancak bu kullanıcı satın alma yapmadı. Hani o çok yoğun gelen kitle var ya, o yoğun gelen kitleyi siz tekrar hedeflemeye çalışıyorsunuz.
Ve bu hedeflemenin sonucunun da verimli olması için elinizden gelen şeyi yapıyorsunuz. İşte Insider'ın bazı teknolojileriyle satın alma ihtimali yüksek olan kullanıcıları Artificial Intelligence modelleriyle, yani yapay zeka modelleriyle yakalayıp kullanıcıları AdWords ve Facebook'ta satın alma ihtimallerine göre hedefleyip daha doğru kullanıcıları getirip bu conversion rate'leri arttırma şansınız var. Hızlıca mobil satışlardan bahsetmek istiyorum biraz. Globalde mobilin satış oranları 2017'den 2018'e geçerken %23.6'lık bir artış gerçekleştirmiş. Türkiye'de ise 39.2'lik bir artışla mobilde inanılmaz bir hacim yakalamışız. Burada globali çok ciddi bir şekilde geçtiğimiz gözlemleniyor. Ve mobilin 2012'den beri gelen Google'ın sürekli mobile first yani önce mobili kullanacaksınız dediği case artık hayatımızda gerçekleşmeye başlıyor. Ve bununla beraber de gelirler artık %50-50'ye bölünmeye başladı. Yani artık kullanıcıların %20'si desktop'tan geliyorlar. Masaüstü bilgisayarlarından, laptoplarından geliyorlar. Ve gelirlerin %50'si burada oluşuyor. %80'in getirdiği gelir de yine %50'lik kesme oluşuyor. Ancak burada enteresan bir daha konu var. 2017'de desktop'ta 330 TL'lik sepet ortalaması varken 2018'de 363 TL'ye çıktığını görüyoruz. Mobildeki değişim daha yüksek. 402 liradan 420 liraya çıkıyor ve kullanıcılar artık desktop'tan daha fazla pahalı ürünler mobilden almaya başladılar diyebiliriz. Şimdi bununla beraber çok enteresan bir data daha var. 2017'de bu dataya baktığımızda kullanıcıların desktop'tan mobile geçme saatleri genelde akşam saat 19 civarında oluyordu. Yani işten çıkıp eve gittikleri zaman esnasında oluyordu genel olarak. Ve saat 19'dan sonra mobil inanılmaz bir pik yapıp böyle yukarıya doğru ilerleyip kullanım hacmini, satış hacmini yükseltiyordu. Ama 2018'e geldiğimizde bu saat diliminin artık 19'dan 17'ye geldiğini görüyoruz. Yani insanlar artık servislerinde ya da yollarda daha fazla mobil kullanmaya başlıyorlar diyebiliriz. Bununla birlikte 2017'de saat 11.30 gibi toplam transaction'ın yani toplam satışın %70'inden fazlası mobilden gelmeye başlamıştı. 2018'e baktığımızda ise bu saat dilimi yine saat 5'e düşmüş. Yani 5'ten itibaren artık insanlar yoldan alışveriş yapıyorlar ve e-ticaretleri gerçekleştiriyorlar. Burayla ilgili de önerimiz şu, kullanıcılar mobilde çok fazla ziyaret gerçekleştiriyorlar ve çok fazla oyun seviyorlar. Artık gamification denilen bu oyunlaştırmalarla kullanıcılarınızı bol bol sitenizi ziyaret ettirebilir ve bu kullanıcılara burada daha iyi yakalayıp conversion rate'leri arttıracak aksiyonlar alabilirsiniz. Bunlar da bir başka kullanabileceğiniz ürünler. Mesela işte burada bir kazı kazan modelimiz var. Yanında işte social proof dediğimiz diğer kullanıcıların yaptığı anlık hareketleri gösteren ürünlerimiz var. Ve en sonunda da purchase trigger dediğimiz kullanıcının satın alma esnasında bir ürün daha alabilmesini sağlayan aksiyonlarla kullanıcıları mobilde taşıyabilirsiniz. Şimdi Insider olarak biz tabii ki bunları yapıp conversion rate'leri arttırmaya çalışıyoruz ama bakalım IKEA'nın dönüşüm hikayesi bizimle nasıl olmuş? Karşınızda Ayşe Gedikli'yi sahneye davet ediyorum hazırlığınızı. Teşekkür ederim. Herkese merhaba. İsmim Ayşe Gedikli. IKEA Türkiye'nin e-ticaret müdürüyüm. Bugün burada olmak benim için gerçekten çok değerli. Çünkü yıllardır bu e-ticaret ekosistemi, ki çok küçük aslında, birlikte büyüdüğümüzü izlemek gerçekten çok mutlu edici bir şey. Webrazi gibi bu süre içerisinde bu kadar büyüyen bir firmaya dönüşmesi, Insider'ın bu harika iş fikri ve kısa bir sürede yarattığı başarı hikayesi, daha niceleri gerçekten çok ilham veriyor bana. Biz de IKEA Türkiye olarak geleneksel perakendecilikte olan uzmanlığımızı ve liderliğimizi dijital ticarette de oluşturmaya ve geliştirmeye çalışıyoruz aslına bakarsanız. Geçtiğimiz 2011 senesinden bu yana yapmaya çalıştığımız bu. Bugün burada Kerem'in davetiyle bulunuyorum. Teşekkür ederim tekrar. Biz de biraz bu dijital yolculuğumuzdan ve Insider'la olan işbirliğimizden birazcık söz etmek istiyorum size.
Evet. Evet. IKEA markasını hepiniz çok iyi biliyorsunuz ama kısaca tekrar bir geçmek gerekirse, biz mobilya ve ev dekorasyonu alanında ilham veren fikirlerin yanı sıra 8000 çeşidin üzerinde ürünüyle mağazalarından ve dijital kanallarından servis veren bir perakendeciyiz. Çoğunluk için daha iyi bir günlük yaşam yaratmak IKEA'nın vizyonu. Ve bu vizyon etrafında geliştirdiği harika bir iş fikri var aslında. İyi tasarımlı, kullanışlı, kaliteli binlerce mobilya ve ev aksesuarını olabildiğince fazla insan kullanabilsin diye düşük fiyatlarla sunabilmek. Biz fiziksel ve dijital tüm temas noktalarımızda bu amaç etrafında, bu iş fikri ve vizyon etrafında çalışıyoruz diyebilirim. Globalde biraz rakamlardan bahsederek Türkiye'ye doğru yaklaşmak istiyorum. Bizim dünyada toplamda 50 ülkede 422 tane mağazamız bulunuyor. Geçtiğimiz sene dünyadaki tüm mağazalara aldığımız ziyaret, fiziksel mecralara aldığımız ziyaret 950 milyonun üzerinde. Dijital mecralarda ise bu ziyaret 2,5 milyar seviyesine çıkmış durumda. Geçtiğimiz sene IKEA Global'de yaklaşık 40 milyar euroluk bir perakende satış geliri elde etmiş durumda. Tabii dünyada çok fazla sayıda böyle perakende devi var. IKEA olarak en çok gurur duyduğumuz şey düzenli büyümesini sürdürebilen bir perakendeci olmayı başarması diyebilirim. Türkiye'de ise hikaye 2005 senesinde başladı. 2005 senesinde IKEA'nın Türkiye'de Maya Holding'in ana hissedarı olduğu MAPA firmasına franchising haklarını vererek Türkiye pazarına girmiş oldu. Şu an birçoğunuzun bildiği gibi 5 şehirde 7 mağazamız ve 2 tane sipariş ve teslim noktamız bulunuyor. 2011 senesinde de internet mağazası satış kanalımızı açarak aslında dijital dünyaya, yani burada oluş sebebimize biz de giriş yapmış olduk diyebilirim. Aslında biraz itiraflara gireceğim. Hem globalde ve hem Türkiye'de e-ticaret kanalına biraz temkinli bir planla girdik diyebilirim. Burada belki geleneksel perakendecilerin, özellikle e-ticaret alanında çalışanlar varsa ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaktır diye düşünüyorum. Zor ama keyifli bir süreçti. 2005'lerden, 6'lardan bu yana gelen süreci hayal edecek olursak. Gülümseyen bazı yüzler görüyorum. Herhalde aynı fikirde olduğumuz arkadaşlar var. Geleneksel offline kanalların satışlarını olumsuz etkiler mi kaygılarımız vardı hatırlarsanız o yıllarda. En azından şirket yönetimlerinin. Ya da işte internet müşterisinin çok fazla fiyat odaklı olması, indirim odaklı olması bizim için aslında bir dezavantajdı ve bununla savaşıyorduk geleneksel perakendeciler olarak. Ama diğer yandan bu zorlayıcı tarafların yanı sıra güzel şeyler de vardı. Hiçbir şey yapmasanız bile organik olarak büyüyen bir e-ticaret kanalınız olması tabii son derece motive edici bir şeydi. Bunun yanı sıra real-time ölçebildiğimiz dijital pazarlama araçlarının hayatımıza girmesi, geleneksel pazarlamadan çıkmaya başlamanın verdiği keyif, bunlar hep bizi motive eden şeylerdi aslında. O yüzden hani bunlar birkaç örnek ama başlıkta gördünüz, IKEA'nın dijital gelişmesi, büyümesi gibi bir başlık vardı. Burada anlatabileceğimizden çok daha uzun bir hikayesi var, acıklı bir hikayesi var. Belki daha uzun bir platformda, geniş bir zamanda bunları da konuşma fırsatı buluruz. Bugüne geldiğimizde bizim IKEA Türkiye olarak, internet mağazası olarak ülke ciromuz içerisinde %10'luk bir satış payına sahibiz. Ve geçtiğimiz sene dünyadaki tüm IKEA mağazaları içerisinde en çok büyüyen mağaza olmayı başardık. Biraz daha veri vermek gerekirse, şu an internet sitemiz, mobil sitemiz ve mobil aplikasyonumuz üzerinden müşteriler 7000 çeşit ürünü satın alabiliyorlar. Yılda ortalama 44 milyon teki ziyaretçi, toplamda da 60 milyon ziyaret ağırlıyoruz web sitemizde. Dediğim gibi %10'luk bir satış payımız var. Mobil, herkesin bugün değindiği gibi bizde de çok hızlı büyüyen bir kanal. Şu an ziyaret payımızın %70'ini, ciromuzun da %46'sını mobilden alıyoruz.
Ve Kasım 2016'da marketlere çıktığımız mobil aplikasyonumuz 1 milyonun üzerinde indirme aldığını söyleyebilirim. Her yıl %50'nin üzerinde büyüme oranları göstermeye devam ediyoruz. Bu gerçekten geleneksel perakendecilerin birçoğunda böyle olduğunu biliyorum. Potansiyelin hala büyük bir hızla sürdüğünü söyleyebiliriz. Ve tüm bunlar olurken biz bir gün Insider'la tanıştık. Ve geçtiğimiz Haziran ayında onlarla çalışmaya başladık. Insider'la çalışmaya başlarken bizim en çok hedeflediğimiz, ön planda tuttuğumuz şey aslında dönüşümü arttırma hedefimizdi. Yani Insider'la çalıştığımızda bu hedef odaklı çalışmaya karar vermiştik. Onların da en çok ön plana aldığı konulardan bir tanesi buydu ama bugün geriye dönüp baktığımda görüyorum ki ve önümüzdeki dönem planlarımızı, birlikte oluşturduğumuz planlarımızı dikkate aldığımda görüyorum ki aslında biz maliyet optimizasyonu ve hızlı aksiyon alabilme noktalarında çok hizmet eden işler yapmışız bu kısa süre içerisinde. Özellikle işiniz bizimki gibi perakende de ticaretse çok hızlı aksiyon almanız gereken anlar olabiliyor. Bir anda bir kampanya çıkıp bir anda bir şeyi değiştirmeniz gerekebiliyor. Bu anlamda elinizdeki altyapı buna çok hızlı cevap verebiliyor mu? Açıkçası her zaman bu olamayabiliyor. Ya da e-ticaret tarafında ciro oranlarınız yıldan yıla belli bir oranda büyürken, işte %50 gibi, pazarlama bütçeleriniz ya da yazılım geliştirme bütçeleriniz aynı oranlarda büyümediği için hep bir optimizasyon baskısı altında yaşıyoruz. Bu anlamda birlikte güzel işler yaptığımızı söyleyebilirim. Birkaç örnekle bunu somutlaştırmak istiyorum. Evet, mesela burada dönüşümü arttırmayı hedeflediğimiz bir uygulamamız var burada. Frieten koltuk ailesi bizim en çok satan, ilgi gören, rekabette de gayet avantajlı bir konuma sahip olan bir ürün ailemiz. Biz buraya olan ziyareti ve iç sayfalara çekerek müşteriye daha fazla ilham verebileceğimiz sayfalara ziyareti arttırıp satışı bu vesileyle arttırmayı hedeflemiştik. Segmentimizde, yani hedeflediğimiz grupta Frieten'le ilgilendiğini tahmin ettiğimiz gruptu ve kontrol grubuyla karşılaştırdığınızda %25'lik bir satış uplift'i yaratmış olduk çok kısa bir süre içerisinde. Bu da bir başka dönüşümü arttırma üzerine yaptığımız bir çalışma. Üst tarafta arama barının altında görüyorsunuz popüler aramalar, hızlı arama fonksiyonunu ekledik Insider'ın uygulaması içerisinden. Buradaki amacımız en çok aranan kelimeleri müşterinin daha hızlı ulaşması ve yaşadığı alışveriş deneyimini daha yalın, daha akıcı bir halde tamamlamaktı. Ve bütün kullanıcılara bunu uyguladık. Arama kelimelerinin arama hacmi %55 arttı. Bu kelimelerle gelen satışlar %72 arttı. Bu da gerçekten çok başarılı bir etkinliğimizdi web sitesinde. Maliyet optimizasyonu noktasında güzel bir örnek paylaşmak istiyorum. Aslında web sitesinin yazılım katmanında da bu geliştirmeyi elbette yapabilirdik. Alışveriş sonrasında teşekkürler sayfasına eklediğimiz bir anket çalışması. Ama bu bir belli bir maliyet ve zaman alacaktı. Insider'ın zaten uygulamasının içerisinde hazır olan bir eklenti olduğu için çok hızlıca koyabildik. Ve bu sayede geçtiğimiz Eylül ayından beri bütün siparişlerin, tamamlanan siparişlerin %30'undan bir feedback almayı başarıyoruz. Güzel şeyler oluyor tabii, harikasınız, sizi seviyoruz gibi ya da evimizin her şeyi IKEA gibi. Ama bunun yanı sıra bir sürü bizi geliştireceğine inandığımız şeyler de yakalıyoruz. İşte siparişim istediğim zaman gelsin istiyorum. Gerçekleştirdiğimiz bir dilek. Artık randevulu teslimat ve hızlı teslimat opsiyonları var internet mağazamızda. İşte kapıda ödeme olsa üzerinde halen düşündüğümüz bir nokta. Bu anlamda bizim için büyük bir maliyet yaratmadan hızlıca, böylece hemen geçebildiğimiz bir uygulama olmuştu. Ve son olarak bir progress bar örneğimiz var. Bu da gerçekten çok başarılı. Yine dediğim gibi perakende de bazen her şey planlı olmuyor. Birden karar verip yapmamız gerekebiliyor.
Kampanya başladıktan sonra 2000 TL üzerine %50 nakliye indirimi kampanyası başladıktan sonra karar verdik ve sadece 1 saat gibi bir sürede yayına aldığımız bir eklenti bu. Müşteri sepete ürün ekledikçe 2000 TL'ye yaklaştığını haber veren ve sonucunda da kontrol grupla değerlendirdiğinizde %6'ya yakınlık bir satış uplifti yaratmayı başaran bir uygulama. Evet, toparlarken ki açtığımı görüyorum. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz evet. için. Deyip Kerem'e sözü devredeyim. Eline sağlık, çok rica teşekkür ederim. Ederiz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Keyifli bir zaman geçirmenizi diliyorum. Seneye aynı yerde görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Güzel günler.